Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Temmuz 2023 Pazar ve Kranji'deyiz. Singapur'da, Kranji'de bugün 7 koşulu program var. Orada genelde 9-10 koşu oluyor. Evet, son 7 koşu alınıyor saat itibariyle. Neyse, uzatmayalım, hemen görüşlerimize geçelim bakalım. 9.30'da birinci koşu başlıyor. 7 Lipres'in ilk ayağı, 44-67 handikap puanı safkanlar. Handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metre. Burada 2 numaralı King of 61, Queiroz, bu vatandaş yoktu, sonradan geldi buraya, onu söyleyeyim. Ve 4 numaralı Nimbus Cloud. Evet, Tony, Krishna. 2 ve 4 burası için yeterli arkadaşlar. 2 ve 4. 7 Lipres'e böyle geçeceğiz. Şimdi 6'lı Gayan başlıyor. Evet, 6'lı Gayan'da zor bir ayakla başlıyoruz tabii. Handikap puanları 1 ve 48 arasında olan, yani 48 maksimum diyelim ona. Safkanlar bir araya gelmişler. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada son 4 tane safkan, yani 13, 14, 15, 16, bunlar rezerv, muhtemelen koşmayacaklar. %99 koşmayacaklar. Ama yine de rezerv arkadaşlar, bazen şak diye bir bakıyorsunuz işte 15 numaralı safkan koşuyor gibi. Şimdi burayı, bu koşuyu biraz aslında kısaltabiliriz. Burada 7 numaralı Malibu Beach Nunes'le alternatif banko arkadaşlar. Fakat tabii ilk ayakların olması biraz sıkıntılı. Bu Nunes böyle bazen atları getirebiliyor. Bu atın ayağının ucunda gibi duruyor. Evet, uzatmayalım. 11 numaralı Fireworks son koşusunu kazanmış bir bakın. Yani eğer düşük bir AGF çıkıyorsa çok yazmaya gerek olmayabilir. Burada bu gruplarda arka arka yarış kazanmak hemen hemen imkansız. Yani boşuna at yazmanın bir anlamı yok. Soru işareti koyalım buna. 6 numaralı Star Victory, Louis Philippe Buzel'in de ihmale gelmesi, üzerindeki jockey için yazılır yani bu safkan. 1 numaralı Claire Greenman, Kasım Asuşari, mutlak düzeyde yazalım. 3 numaralı Pacific Dream, bu Kok. Ve 2 numaralı Country Boss, Fahmi. Evet, 7 dedik. 6, 1, 3, 2 ve 11 içinde arkadaşlar bir bakın, yani belki de aşırı bir AGF çıkar, 180 falan. 70-80 çıkıyorsa tabii ki yazılması lazım ama tek falan yok burada. Şu var, 7 numara eğer iyi çıkarsa alternatif olarak banko düşünmemiz gerekiyor bu safkanı. Hani boşuna, çünkü saf Amerikan orijin bu. Bakın burada Malibu Moon ve Maxi Ford. Yani dediği göremiyoruz burada, onları koymuyorlar bunlar. Üçüncü koşu 44 ve 67 handikap puanlı arasındaki safkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler ve 1000 metre. Bu sefer sentetik pistteyiz. Arkadaşlar burada 3 numaralı Pacific Angel Cock ile biz banko atıyoruz bunu. Banko olarak veriyoruz 3 numarayı. Evet. 3 numara banko. Bol bol bankolarımız var. Ona göre sizler karar verirsiniz. Şimdi bakın, alternatif banko ile başladık. Burada direkt banko var. Bu Noble Mission yavrusu Pacific Angel. Burada diğerlerini geçirmiş oluyoruz açıkçası. Dördüncü koşu 1 ve 48 puanlı safkanlar. Yine maksimum 48 puan yani. Handikap 3 yukarı İngilizler ve 1600 metre çim pist. Burada da notumuz şu. 4 numaralı Screenshot Nunes'le alternatif banko. Eğer güzel bir AGP çıkarsa şu Japon, saf Japon yalnız bu. Screen Hero ve Craig Cott. Antrenör Takaoka, bu Big Wireless'te, bu muhtemelen bunlar da Japondur yani, bu kadar Japon'a sahip de Japon olması lazım herhalde. Bunlar kazanma ihtiyacı var bu safkanın, ben size söyleyeyim. Ve her ne hikmetse ön planda duruyor şu anda. Yani bunun bir hikmeti vesilesi vardır. 4 numara Screenshot alternatif banko, eğer banko atmazsanız ne olur? 1 numaralı Blue Idol Pinherio ile devreye girebilir. 10 numaralı 2 Million Koh'la, 8 numaralı
Proshiri. Bu da Japon, Sap Japon. Bu da Takaoka yalnız. Dikkat bu ekürlere de. Yani 8 ve 11 numara, bakın 11 de öyle. Sap Japon. Yani bunlar belki de Singapurlu firmalar yani, sahiplerini bilemeyiz, biz çok da önemli değil. 8 ve 11 numaralı safkanları da mutlaka ikinci grup olarak ele almak lazım. Özellikle bu Masturbiyaşi'yiz biz hadi hatırlıyoruz arkadaşlar isminden dolayı. Poroshiri ve Masturbiyaşi ekürler yazdık. En son 6 numaralı Atlas. Matthew Kennedy ile burada yazılması gerekiyor. Yani eğer çok böyle sürprizlere dalarsanız da burada 3 numaralı Fortune Star var HTMO ile. Ona da bir çizik atabilirsiniz. Çok güzel bir orijin var. Ama iyi koşacak mı belli değil. Yani kazanmış 3 koşu evvel. Evet, 4 alternatif banko. 8 ve 11 çok yakın rakipleri arkadaşlar. Bunların arkasından 1, 10, 6 ve 3 diyoruz. 5. koşu handikap 3 yukarı İngilizler. 1030 metre 44 ve 67 handikap puanı safkanlar arasında bir mücadele bekliyoruz. Arkadaşlar burada 5 numaralı Fortune Wheel banko. Direkt banko. Herhangi bir yanına alternatif, malternatif öyle bir şey yok. Direkt olarak banko. Burada en yakın rakibi 1 numaralı Free Fallen. Evet, 6. koşudayız. 57 ve 79 puan safkanlar. 3 yukarı İngilizler, 1000 metre sentetik. Evet, direkt verelim arkadaşlar. Burada at yazıyoruz biraz. 1 numaralı Red Ocean Roseland. 9 numaralı Aktar Kok. 2 numaralı Sacred Gift Woodford. 7 numaralı Major King Nunes. 6 numaralı Cosmic Dancer Pinheiro ve 4 numaralı Gold 1061 Queiroz. 1-9-2-7-6-4. Son koşudayız artık. 7. koşu burada Cranj'de Singapur'da yani. 3 yukarı Ashingizler 1200 metreye çıkacaklar. 44 ve 67 puan arasında olan safkanlar. Arkadaşlar burada normal şart altında 1 numaralı Flying Nemo CEO ve 2 numaralı Luxury Brand'ın dışına çıkma ihtimali çok zayıf. Bu küçük kuponlarda bu 1 ve 2 normalde yeterli. Ancak burada 4 numaralı Limp Straight Kok 3. binici alacağım diyorsanız, yani bu 1 ve 2'nin altına bir çizgi çekelim de 4 numaralı soru işareti, 7 numaralı Cheval Magnifique. Burada o da son koşusundan bir evvel koşu kazanmış ama sonra enteresan bir duruma sokmuş kendini. Şimdi bundan sonraki safkanlar size kalmış bir şey. AG foranlarına göre bakın, yazmak istediğiniz yazın. Biz 1 ve 2 diyoruz buraya. 4 ve 7'yi kontrol edin diyoruz arkadaşlar. Nasıl bir AGP çıkacak ona göre hareket edebilirsiniz diyoruz. Evet, böylece Crunchy ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese iyi sabahlar diliyorum. İyi pazar günleri olsun. Diğer videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teklerimiz otursa inşallah tutarız diye düşünüyorum. Hoşça kalın.